Game is Life ekranlarına hepiniz hoş geldiniz ve biraz geç de olsa, 1-2 gün geç de olsa Skyrim Special Edition yani Remastered versiyonuna sonunda ilk bakışı atabileceğim. Ben tabii ki oyuna girdim. Birkaç denemede bulunduğum kayıtta bir sorun var mı diye bazı sorunlarla karşılaştım. Onları oyun içinde sizlere zaten göstereceğim. Menüde bazı değişiklikler var. Buraya işte add-ons ve mods kısmı gelmiş. Bunların daha ne işe yaradığını tam olarak bilmiyorum. Çünkü herhangi bir mod denemesinde bulmadım. Tamamen Special Edition'ın kendi versiyonu ve ben yeni bir oyuna başlamayacağım. 81 level hazır bir save dosyasından oyuna gireceğim. Evet, Stefan isimli bir save buldum. Zaten save'in oluşturma tarihini de şu anda görüyorsunuz. Bana ait değil save. İnternetten buldum ama temiz bir save. DLC'ler olmayan temiz bir save dosyası. O yüzden hiçbir mod kurulmamış hali. Bir girelim bakalım bizi neler bekliyor. Oyun tabii ki şu anlık İngilizce, Türkçe yaması büyük ihtimal buna göre yapılacaktır. Her şehre bir gideceğiz. Bazı mağaralara gireceğiz. Işıklandırmalara, gölgelere falan filan her şeye bakacağız. Evet, şu an 60 FPS'te kayıt başladı. Hemen şunu belirtmek istiyorum. Oyun bazen FPS düşüşleri oluyor ama kayıt altındayken şu an 1080p'de ve full ayarlarda kaydediyorum ve makinamda ufak tefek FPS düşüşleri kaynaklanıyor. Tabii ki kayıt altında olmasam sıkıntı olmayacak. 60 FPS çok rahat çalışacak ki şu anda da çalışıyor zaten. Bir sıkıntı yok. Ama şu kadarını söyleyeyim. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü ben çok fazla mod denemiş birisi. Çok fazla grafik modları birden çok hatta onlarca 20 tane 20'lerce o 30'larca şey denemiş biri olarak ENB diyeyim. ENB ya da nasıl demek istiyorsanız. Açıkçası yani şu gördüğüm hani çok basit bir görüntü. Yani çok basit grafikler ve niye bu kadar çok kastı anlayabilmiş değilim. Bu arada sistem buraları da hafif böyle bir değişmiş. Hocam. Sprint isem. Niye olmuyor lan? Heh. Şunları bir ayarlayayım da unutmuşum. Evet. Oh be artık koşturabileceğim. Yani daha ağır grafiklerle daha iyi FPS'ler aldım. Demek istediğim bu. Biraz böyle toparlayamazdım ama ne demek istediğimi siz anladınız. Daha ağır grafiklerle daha iyi FPS'ler aldım. Ama bu görüntü de hoşuma gitti. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Ne oldu abi? Karakter bu arada bu şekilde bir karakter. Ebony mail varmış üstünde anladığım kadarıyla. Zaten bizi karakter çok fazla ilgilendirmiyor. Şöyle ufak kombata da girelim. Yani normal Skyrim yani 1-2 ekstra grafik eklenmiş hali gibi duruyor ve açıkçası da modlar olduğu için söylüyorum biraz hayal kırıklığı yani ben şahsen modlarla daha iyi FPS'te çalışan daha iyi bir Skyrim yapabilirim ama daha doğrusu modlayabilirim yani Skyrim'i yapamam da modlayabilirim. Benim en çok dikkat ettiğim yollara baktım ve açıkçası böyle de ahım şahım bir şeyi göremedim. Onun haricinde dolaşmaya devam edelim. Biz şu an neredeymişiz? Evet, Forsaken Cave'e bir girelim. Zaten arkamızdaymış. Şurada mıydı? Biraz önce kayıza başladığımız yer olsa gerek. Evet, valla temiz 60 FPS. Şu anlık bir sıkıntı çıkartmıyor. FPS'i de değerlendiriyorum. Çünkü bu bilgisayara daha önce Skyrim çektiğim için yani nerede nasıl sorun vereceğini çok iyi biliyorum Skyrim'in. Şimdilik pek bir sıkıntı yok gibi. Dediğim gibi hiçbir mod ya da herhangi bir şey yok. Ama ben daha iyisini bekliyordum açıkçası. Daha sağlam bir Skyrim bekliyordum. Ki grafik ayarlarında da öyle ahım şahım bir şey yok. Mağaraya ilk defa girdim. Ha burası buzul bir mağaraymış. 21 gold. Okey. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Burası boştur büyük ihtimal ya. Çünkü save tam buradan başladığı için arkadaş mağaradan çıkmıştır ama olsun. Buzul bir mağarayı da görmüş olalım. Yani hoş. Biraz daha cilalanmış gibi duruyor. Yani mod kurmak istemeyenler için harika. Peki ben bunun üzerine grafik modu kurar mıyım? Ben kurmam.
Gerek duymuyorum. Gerek duymam daha doğrusu. Belki ufak tefek bir iki kaplama kurabilirim ama şu anlık gördüğüm kadarıyla yeterli. Şu an tamamen şeyleri inceliyorum, detayları. Yani işin grafik kısmındayım. Zaten gidip de Skyrim'e ilk izlenim çekmek yani saçma olur. 2011 yılında çıkmış bir oyunun biraz daha grafiklerini iyileştirip piyasaya sunulmuş hali. Ben tamamen şu an grafiklerde ve atmosferdeyim. Vallahi hocam olur ya, sıkıntı yok. Tamam. Buradan bir çıkalım şimdi. Bir şehirleri dolaşmaya başlayalım. Bir insanları görelim. Bu arada şöyle de göstereyim. Zırhlar falan da gayet hoş duruyor yani. Ha, yani şu an hakikaten modluymuş gibi duruyor zırhlar falan. Gayet hoş. Ama Bethesda oyundaki çoğu şeye el atmamış. Sadece grafiklerle bırakmış. Hala aynı şeyler devam ediyor. Yani görünüş dışında hiçbir şeye dokunmamışlar. Yani takipçileri iyileştirme olsun ya da herhangi bir şey falan filan yok. Tamamen hani biraz grafiklerle oynanmış. Yeni bir işte görüş eklenmiş. Deep and Field dediğimiz o derinlik hissi falan eklenmiş. Skyrim olmuş. Yani eğer almayı düşünüyorsanız bence para vermeyin. Eğer size bedava gelmediyse ben şahsen vermezdim. Ben de bütün şeyler DLC'ler falan olduğu için bedavaya geldi tabii doğal olarak. Ama eğer siz yani şu an fiyatı ne kadar bilmiyorum. 200 TL'lerden falan bahsediyorlardı. 120 TL mi 200 TL mi ne o aralarda gidip geliyormuş. Yani bence vermeyin. Yani ona değmez onu söyleyeyim. Evet. Işık süzmeleri bayağı bayağı vuruyor. Ne oluyor? Ya hocam, sorry I'm not interesting. Tabii DLC'ler falan olmadığı için. Ha bir sen eksiktin abicim. Sen ne istiyormuşsun? Tamam. Kısa kes. Tamam. Heh, bir de siz eksiktiniz. Siz de gelin bakayım. Bu arada evet, quick save'imiz devam ediyor. Merhaba. Evet, ben Dragonborn'um. Tamam Mirak, hadi. Tamam. Al sana Mirak. Başka bir kişi daha var. Dragonborn DLC'si bu. Tabii ki tahmin ettiğiniz üzere. Nerede bu? Tamam diyor. Bunu da hallettik. Ha bir sen eksiktin dayı. Ebony Warrior da geldi. Evet bunlar biraz daha okunabilir durumda şu anda. Bir de krallar sarayı mıydı burası? Oraya bir girelim. Evet ilk defa bu arada kapalı bir yere girdim. Evet. Burası gayet güzel görünüyor. Işıklandırmalar bayağı hoş duruyor. Burada ne olmuş? Burası bayağı... Evet, Ulfric Stormcloak burada ölmüş. Bunu indirmiş Sevin sahibi arkadaş. Yapacak bir şey yok. Ben yapmadım. Hemen bir şey yapalım. Riften. Bakalım orada neler var. Hatta şuraya bir gidelim ya. Şuradaki şeyler çok hoştu. Manzaralar. Evet, Dwemer şeyleri de aynı duruyor valla. Evet. Burası pek hoş görünmedi. Gökyüzü çok hoş olmuş. Yani bayağı bir görünüyor. Ya yani şöyle baktığınız zaman çok hoş. Ama işte yer detaylarına hiç girilmemiş. Yer hala olduğu gibi bırakılmış.
Su gayet hoş. Yani bayağı modlu gibi. Dediğim gibi eğer elinizde Skyrim varsa ve Legendary Edition varsa zaten bedavaya gelmiştir. Hiç modlarla uğraşmayayım. Sadece üzerine 8-9 tane mod kurup, yani daha doğrusu grafik modlarıyla uğraşmayıp üzerine sadece 8-9 tane mod kurup oynayabilirsiniz. Gayet yeterli. Şimdi bir Riften'a gidelim bakalım. Riften'da ne oluyor? Please help me. I'm going to lose my job at the Riften Fishery. Yok ablam, seninle şimdi uğraşmayacağım. Abicim 81 level olmuşsun. Bu görevi de mi tamamlamışsın What do you ya? want? Nasıl bir Skyrim oynamak bu? Dediğim gibi save bana ait değil. Oh, I just İnternetten came buldum. to Böyle see temiz you. save'ler bulmak zordur. Yani 81 level her şey yapılmış hemen hemen. Yani direkt bunu kurup DLC'lerle oynamaya başlayabilirsiniz. Wait to kill another Eğer Vortex 81 level istiyorsanız Vortex. save'i de paylaşabilirim isterseniz, Oh, sıkıntı değil. I'm not feeding. Zaten yani Nexus'tan bulmuştum. Neyse. Gems, potions, Şu şeye bir exotic bakalım. ingredients. I'll have them all. Sure, Neydi lan I would burasının do ismi? that. Ha, arı ve kanca. Buradaki ışıklandırmaları bir de bir göz atalım. Güzel. Girdiğiniz anda böyle bir atmosfer iyi. Yalnız müzik yok. Müzik You have çalmıyor. some nerve coming Safir ne back. haber? This is you, so get Bu out of görevi there. de Looking for work? yapmamış. I need someone to deliver a message to Sibby Blackbriar. Hoş, güzel, sıkıntı yok. Hop, You look abi. like you could use a drink. Sakin. I'm selling the best meat in town for cheap. Interested? Nereye gidebiliriz? Şu taraflara bakabiliriz. Tam böyle şey alanlara, ormanlık. Oo, geceye mi denk geldik? Olur, sıkıntı yok. Yani gece olmasına rağmen hala ışık süzmeleri var. Hoş. Güzel. Hazır buradayken bir Shadow Mirror'a binelim. Bir daha üstünde bir bakalım şöyle. Sonsuz sürat. Evet, sıkıntı yok gibi. Hop. Ayı kardeş. Ben seni yarım saat indiremem diyecektim. Sanırım Mehrunuz Razer'dan tek yedi. Çok iyi. Neograd Kalesi'ne de gidilmemiş. Helgen diyelim. Bakalım Helgen'de ne oluyor? Zırhlar daha hoş duruyor açıkçası. Gerçi bir şey yapılmış mı bilmiyorum. Yağmura denk geldik, iyi oldu. Yağmuru da görmek istiyordum ve açıkçası yağmur pek beni sevindirmedi. Yani Skyrim'de hakikaten yağmur çok kötü ya. Hani şu an ben bile zor görüyorum. Siz kayıttan izlediğiniz için büyük ihtimal siz bile şu an yani şu damlaları zor görüyorsunuzdur. Ama ışıklar çok hoş duruyor. Işıklar hoş duruyor. Fakat bize E3 fuarında bize gösterdikleri videoda daha güzel duruyordu açıkçası. Yine bir downgrade var herhalde. Riverwood'a bakalım. Büyük ihtimal vardır da zaten. Direkt onu koyacaklarını sanmıyorum. Artık moda oldu her oyuna bir harika bir iki tane video yapıp sonra pat diye downgrade'i çakmak. Moda oldu. Bu ne lan? Abi ganimet bırakılır mı ya? 9 tane ruh cevherini adam oraya bırakmış. şeyleri eklemişler. Yağmur damlası efektini bu yoktur normal Skyrim'de. O iyi olmuş. Bakalım. Buralarda görünmüyor ama suda görünüyor. Enteresan. Peki yani sinir olduğum olay kapalı alanlara yağmur yağma. Vay! Yağıyor mu ya?
Anlayamıyorum ki. Yağmıyor galiba. Çok iyi abi. Şeye bakalım şu demircide çok belliydi o. Bakalım. Valla yapmışlar. Güzel. Evet, düzelttikleri bir şeyi bulabildik. Bakayım. Aynen abi. Çok güzel. Düzelttikleri bir şeyi bulabildik. Çok güzel. Bunu sevindim işte. Ufak bir ayrıntı ama gerçekten gerçekçiliği çok bozan bir şeydi. Ben de yaklaşık 3-4 tane modla çözebiliyordum bu sorunu. Şimdi mesela o modları da kullanmama gerek kalmadı. Oyunun orijinalinde var çünkü. Very nice. Very good hocam. Very good. Şimdi şeye çıkalım. Biraz böyle Yelkıran'a doğru çıkalım bakalım. Orada muhabbet ne? Oo, direkt fight'a mı girdik? Çünkü şeyden bahsediyorlardı. İşte yeni kar olacak falan. Ve gerçekten de olmuş. Güzel. Gayet hoş arkadaşlar. Yani şu görüntü orijinal Skyrim'den gayet hoş. Oo, bir de ejderha çıktı. Shadowmere direkt daldı zaten. Arada bir Shadowmere'e de çaktım. Atılgan at ya. Kaçma lan. Çakma haydut gel buraya. Ejderha saldıracak mı? Yoksa öyle dingil dingil dolaşacak mı? Neyse önemli değil, saldırırsa hallederiz. Evet arkadaşlar gayet hoş yani. Bir de içine girelim. Merak ettim şimdi. Kapılara hemen bakmak istiyorum. Kapılarla pek uğraşılmamış. Hala pek hoş durmuyor tekstürler. Bakalım içeride bizi nasıl bir manzara bekliyor. Buradan çok iyi bir manzara bekliyorum açıkçası. Eh işte. Eh işte. Fena değil. Güzel. Olur. Ben bunlara büyük ihtimal yaklaşamayacağım ama olsun. O da olur. Yapay zeka hala yok. Belli oldu. Kilit açma da tabii ki her zaman gibi aynı. 63 tane altın al kaç hocam? Ateş başındaki görsellere bakalım. Şöyle gölgemize falan. Olur, sıkıntı yok. Yani dediğim gibi buna büyük ihtimal grafik modu kurmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece temel modları kurmanız yeterli olacaktır. Şöyle söyleyeyim. Bu Remastered sürümü, daha doğrusu Special Edition sürümü ben kendi adıma konuşuyorum. Yaklaşık bir 60-70 moddan kurtaracak gibi. Grafik anlamında. Görünen o. Tabii ki daha test etmedim. Hiçbir şey test etmedim hatta. Bu kadar detaylı ilk defa giriyorum o oyuna. Ekranlarda daha doğrusu menülerde pek bir şey yok. Yağmur burada biraz daha hoş görünüyor. Ya şu ejderha da peşimizi bırakmadı ya. Biz nereye ışınlansak o da oraya geliyor.
Şöyle biraz Karanlık Kardeşlik tapınağına doğru bir yardıralım bakalım. Biraz ormanın içinden geçelim. Evet, FPS sorunu da yok gibi bir şey şu anda. 60 FPS'te, 1080p 60 FPS'te kayıt aldığım halde. Sen kimsin ya? Oha! Abi, türünün son örneği. İn bakayım sen şuradan. Attan inmek yine yarım saat. Türünün son örneği ya bu adam. Brother. Güzel, hoş olmuş. Ya açıkçası çok da bir farkı yok arkadaşlar ya hani. Ama yani mod kurmak istemeyecekler için bu arada 50'lere kadar indi şu anda FPS. İşte bunun olmaması gerekiyor. Yani dediğim gibi daha ağır modlar kurup da Skyrim oynamış biri olarak bu kadar FPS düşüşü gördüm. Ama hani çok ağır modlarda hani şunu yani normal Skyrim'de şunu yakalamak için yani gerçekten neredeyse hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Açıkçası neymiş ya? Ne düşmanı ya? Kim var abi? Düşman falan yok. Şimdi ejderhayla falan kapıştırma beni. Dur, işim var. Tamamdır herhalde. Heh, tamamdır. Bir de mark harita bakalım. Niye payını yükleme ekranlarına denk geldik? Ne oluyoruz? Ne oluyor lan? Vampirler mi? Aynen öyle hocam. Yakarım ulan. Bunu indirdik. Son vuruşu ben yapacağım. Sen kimsin? Tamam, sen bizdensin. Burada da bir köpek indirmişler. Tamam, başka da kimse kalmadı. Evet. Taş şehir Markart'tayız. Yalnız özlemişim be. Ne olursa olsun abi. Skyrim olsun, çamurdan olsun. Sıkıntı yok. Aman diyeyim abi. Vampir değiliz. Dikkat. Güzel. Nereye gidebiliriz? Solitude'a gidelim bakalım. Orasını da merak ettim. Yok, zırhların grafikleriyle oynanmamış. Şimdi daha net fark ettim onu. Evet, Solitude. Issız şehir. Yani gökyüzü çok hoş olmuş, onu söyleyeyim. Onunla uğraşmışlar belli. Bir FPS düşüşü de yok burada. Yani biraz daha optimizasyon istiyor açıkçası oyun. O belli yani. Downstar. Düşman mı? Ne diyorsun la? Şehirdeyim lan. Ha, kayalara bakmayı unuttum. Şimdi dikkatimi çekti. Yani kaplama direkt şurada görünüyor zaten. Bakın. Evet, gördüğünüz gibi. Bethesda, yazdım bunları. Bak. Seyret bu şeyi, videoyu. Düzelt bunları bak. Dediğim gibi arkadaşlar, para vermeye değmez. Onu hemen söyleyeyim. İlk direkt söyleyeyim hatta. Ha, yaz indirimi olur, bir şey olur. 15-20 TL'ye gördüğünüz Special Edition çekin. Ama onun haricinde normal Skyrim'de devam edin. Zaten oyuna eklenen yani dediğim gibi grafik ve hani görsellik dışında hiçbir şey yok. Ne bir görev, ne bir DLC tadında bir şey, ne de görevlerle oynama. Gördüğünüz gibi hala aynı yapay zeka devam ediyor. Ki Skyrim'in modsuz yapay zekasıyla oynamaya kalkarsanız da en fazla
100 saat falan oynarsanız ki kimsenin de bu saatten sonra hani yapay zeka kullanmadan Skyrim oynayacağını pek sanmıyorum açıkçası. Yani oynuyorsa da açıkçası kendisi bilir. Ben yani şahsen yani şu Skyrim şu halde bir daha yani hayatta oynamam ki zaten ...2000 saat Skyrim oynamış biri olarak lan oynadığım süreyi hatırlayamadım bir an. 200 bin saat miydi? 2 saat miydi? Neydi falan diye düşünüyorum kendi kendime. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Kuzey ışıkları da dediğim gibi ilk dikkatimi çeken gökyüzü. Tabii ki de şey şu Deep End Field dedi. Mesela buradan baktığınızda öndeki nesnenin canlı durup arkasının soluklaşması. Şu an onu çok net görebiliyor olmanız gerekiyor. Mesela şu uzaklaştığımda bakın mesela burası daha net. Şimdi soluklaştı. Bu his hoş bir his. Bu arada merak ettim. Şunu gerçekten merak ettim şu anda. Buraya gelip de şuna bakmadan olmaz, değil mi? Yok canım. Kaldırdınız mı lan? Harbi mi oğlum? Kan çıkar. Sırf bu sandık için Skyrim oynayanlar var. Yapmayın et. Aha burada. İşte burada. Size çok açık söyleyeyim. Bu sandığı neredeyse hiç kullanmadım. Hep bu burada olduğunu biliyordum ama hiç kullanmadım ya. Buradan hiçbir şey aldığımı hatırlamıyorum. Şimdiye kadar. 35 tane yok. Gerçi bu karakterin hiçbir şeye ihtiyacı yok ki abi. 86K parası var. Sandık da burada. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Şimdi nereye doğru akalım? Neresi kaldı gitmediğimiz? Evet. Winter. Winterhall. Pardon. Kurt adamlar. Demek ki arkadaş kurt adam olmuş. Oo, fırtınaya denk geldik. İyi oldu. Böylece size yağmuru, fırtınayı, normal kar yağışını falan da göstermiş oldum. İyi oldu bu. Fırtınaya denk gelmemiz. Hatta biraz da fırtınanın içine doğru ilerleyelim ve yavaş yavaş bitireceğim videoyu. Ama tabii ki bir 200 dakikalık bir konuşma daha yapmak istiyorum açıkçası. Evet, şu detaylar hala var. Ya şunu bari yani dikkat edebilirlerdi. Ya şuradan baktığınız zaman çok net görünüyor. Kaplamaların sonradan eklendiği. Bu gerçek Skyrim'de de vardı. Yani normal Skyrim'de de vardı. Ben bu sorunu yine modla çözmüştüm. Muhtemelen de yine bunun için mod kurmaya çalışırım. Evet, fırtına bu şekilde. Hoş, güzel, sıkıntı yok. Fırtınada olduğunuzu hissettiriyor size oyun. Tabii ki de Survivor modlarıyla çok daha hoş olacaktır. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş videoyu bitirirken Skyrim ile ilgili şeyler söylemek istiyorum. Şimdi ben nasıl mod kurulur falan diye onları bir araştıracağım. Aynı modları yani Nexus'u aynı şekilde kurup çalıştırabiliyor muyuz? Onları deneyeceğim. Bazı mod çalışmalarında bulunacağım. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Muhtemelen yine Skyrim 3-5 kere çökerteceğim. Skyrim serisine kesin olarak başlayacağız. Onu hemen söyleyeyim. Ama biraz geç olacak çünkü yeni bir yere taşındığımı biliyorsunuz ve hala çalıştı halletmem gereken işler var. O yüzden hani full evde olmayacağım ama boş vakitlerimde hem diğer serilere devam edeceğiz hem de Skyrim için hazırlıkları yapacağım. Şimdilik bir süre vermek istemiyorum çünkü ne olup ne biteceği belli olmaz. Ama kesinlikle yeni bir Skyrim serisi gelecek. Bunun garantisini verebilirim. Başka Skyrim ile ilgili videolar da gelecek. Dediğim gibi mod kurulumunu tamamladıktan sonra kurduğum modları video ile sizlere tanıtacağım. Yani şu mod şu işe yarar, şu mod şu işe yarar şeklinde. Eğer kurulumunda başka bir muhabbet varsa onları söyleyeceğim. Bu arada ayak izlerim de yok. Onu da koymamışlar. Halbuki çok ufak küçücük bir mod. Koy abi içine yani. Koskoca karda yürüyoruz. Bu kadar hoş, güzel bir kar yapmışsın. Bir ayak izimiz çıkmıyor. Neyse ben onu halledeceğim. Onu da ben halledeceğim. Onu da ben halledeceğim Bethesda. Neyse.
Evet, şaka bir yana Bethesda gerçekten biraz pahalı da olsa iyi hoş bir şeyler yapmış. Nereye basıyorum ben ya? Evet, dediğim gibi Skyrim videoları gelmeye devam edecek. Seriyle ilgili bir video gelecek. Nasıl olacak? Neler yapacağız? Bir Dragonborn serisi olacak ama benim bakış açımdan, benim kurguladığım hikayeyle. Bunu zaten çekeceğim vlog tarzı Skyrim videosunda daha net bir şekilde anlatmaya çalışacağım eğer vlogda konuşmayı başarabilirsem. Evet, şimdilik benden bu kadar. Yarım saatlik bir video oldu. Yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Siz de eğer bu Special Edition versiyonunu test ettiyseniz videonun altına kendi görüşlerinizi, bana katılıp katılmadığınız yerleri yazabilirsiniz. Böylece hep beraber nasıl olduğunu değerlendirmiş oluruz. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi yorumlarınızı, görüşlerinizi, beğenmenizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.